O noktası. Selam. Dur. Dikkat. Sola. Bak. Merhaba asker. Full. Nasılsınız? Full. Sizler de sağ olun. Esas duruş. Duran rahat. Onur kıtası. Selam. Dur. Kat.
yasası görsüz hazır eklemez. Merhaba asker. Sol! Maşallah.
Sayın Cumhurbaşkanım, hürmetli Prezident, müsaadenizle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında akdedilecek anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Hürmetli hanımlar ve cenablar, iki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi boshlanadi. Çalık Holding ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mutabakat muhtırası. İmzacılar Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çalık, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Chaliq Holding kompaniyasi boshqaruv raisi Ahmet Chalik O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Chalik Holding hamda Chalik Energy sanoiy va tijorat kompaniyalari o'rtasida davlat xususiy sheriklik asoslari to'g'risida anglashuv memorandumini imzolaydilar. Türk Hava Yolları ile Özbek Hava Yolları arasında mutabakat zaptı. İmzacılar Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı, Özbek Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Ulugbek Ruzukulov. Özbekistan Hava Yolları Aviyakampanyası Baş Direktörü Ulugbek Ruzukulov ve Türk Hava Yolları Aviyakampanyası Direktörü İlker Aycı, Özbekistan Hava Yolları Aviyakampanyası bilan Türk Hava Yolları Aviyakampanyası ortasında hamkorlik memorandumini imzolaydılar. Özbekistan Cumhuriyeti ve Ziraat Bankası arasında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat saptı. İmzacılar Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov. Özbekistan Respublikası Baş Vazirinin o'rinbosari Cemşit Kuçkarov ve Ziraat Bank Baş Direktörü Hüseyin Aydın, Özbekistan Respublikası Hükümeti bilan Ziraat Banki ortasida hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida anglashuv memorandumini imzolaydilar. Agrobank'a ait Utbank'ın hisselerinin Ziraat Bankası'na satışına ilişkin mutabakat saptı. İmzacılar Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın, Agrobank Genel Müdürü Sayın Said Kamol Hocaev. Agrobank Boşkaruv Reisi Said Kamol Hocaev ve Ziraat Bank Boş Direktörü Hüseyin Aydın, Agrobank'nin Utbank'taki ulushini Ziraat Bank'a satış doğrusunda anglashuv memorandumini imzolaydılar.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Özbekistan Devlet Yatırımlar Komitesi arasında mutabakat saptı. İmzacılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu, Özbekistan Devlet Yatırımlar Komitesi Başkanı Azim Ahmet Hocaev. Özbekistan Respublikası İnvestisyalar Boyunca Davlat Komitesi Reisi Azim Ahmet Hocaev ve Türkiye Palataları ve Tavar Birjaları Hamcemiyatı Reisi Rıfat Hisarçıkoğlu anlaşu memorandumunu imzalaydılar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Forumu kuruluşuna ilişkin mutabakat muhtırası. İmzacılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov. Özbekistan Respublikası Savdo-Sanoat Palatası Reisi Adham İkramov ve Türkiye Palataları ve Tavar Birjaları Hamcemiyatı Reisi Rıfat Hisarçıkoğlu, Özbekiston Turkiya Savdo Palatasi forumini tashkil qilish to'g'risidagi kelishuvni imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bağlı Stratejik ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü arasında mutabakat saptı. İmzacılar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Vekili Doçent Doktor Sayın Mesut Özcan, Stratejik ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Sayın Vladimir Norov. Özbekistan Respublikası Stratejik ve Mintaqalararo Tadqiqotlar Institutu Direktörü Vladimir Norov ve Türkiye Respublikası Stratejik Tadqiqotlar Markazı Reisi Mesut Özcan anlaşu memorandumunu imzalaydılar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Elyor Ganiyev. Özbekistan Respublikası Taşkı Savdo Vaziri Elyor Ganiyev ve Türkiye Respublikası Transport, Dengizçilik İşleri ve Aloqa Vaziri Ahmet Arslan, yüklerini halkaro aralash taşış doğrusu da hükümetler aro bitimini imzalaydılar.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu ile Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan. Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Turkiya Respublikasi Transport, Dengizchilik ishlari va aloqa vaziri Ahmet Arslan yo'lovchilar va yuklarni avtomobilda xalqaro tashish to'g'risida hukumatlararo bitimni imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırası. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Sağlık Bakanı Doktor Sayın Ahmet Demircan, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Özbekistan Respublikası Tashqi İşlar Vaziri Abdulaziz Kamilov ve Türkiye Respublikası Sağlıkını Saqlash Vaziri Ahmet Demircan, iki mamlakat Sağlıkını Saqlash Vazirlikleri ortasında sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik to'g'risida anglashuv memorandumini imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri mali işbirliği anlaşması ve nakdi uygulama protokolü. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Abdusalom Azizov. Özbekistan Respublikası Müdafaa Vaziri Abdusalom Azizov ve Türkiye Respublikası Milli Müdafaa Vaziri Nurettin Canikli harbiy moliyaviy hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitimni hamda moliyaviy ko'makni amalga oshirish to'g'risida hukumatlararo bayonnomani imzolaydilar.
8 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını değiştiren protokol. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Turkiya Respublikasi Moliya vaziri Naci Ağbal 1996 yil 8-mayda imzolangan daromadlarga ikki tomonlama soliqqa solishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida bitimga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida bayonnomani imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında turizm işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Devlet Turizm Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov. Özbekistan Respublikası Turizmni Rivojlantirish Davlat Komitesi Reisi Aziz Abduhakimov ve Türkiye Respublikası Madaniyat ve Turizm Vaziri Numan Kurtulmuş, turizm sohasida hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitimni imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Alişir Nevai Milli Kütüphanesi arasında işbirliğine ilişkin mutabakat saptı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov. Özbekistan Respublikası Taşkı İşler Vaziri Abdulaziz Kamilov ve Türkiye Respublikası Madaniyat ve Turizm Vaziri Numan Kurtulmuş, Alişer Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy Kutubxonasi bilan Turkiya Milliy Kutubxonasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumini imzolaydilar. Özbekistan Cumhuriyeti'ne sağlanacak Türk Exim Bank kredisi mutabakat muhtırası. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi,
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Turkiya Respublikasi Iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Turkiya Eksport Kredit Banki o'rtasida kredit mablag'larini ajratish to'g'risida anglashuv memorandumini imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanlığı arasında Türkiye ve Özbekistan arasında ticaretin daha ileriye taşınmasına dair mutabakat zaptı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Dış Ticaret Bakanı Elyor Ganiyev. Özbekistan Respublikası Taşkı Savdo Vaziri Elyor Ganiyev ve Türkiye Respublikası İktisadiyot Vaziri Nihat Zeybekçi, O'zbekiston va Turkiya o'rtasida savdo aloqalarini yanada rivojlantirish to'g'risida anglashuv memorandumini imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Devlet Yatırımlar Komitesi Başkanı Azim Ahmet Hocaev. İnvestisyalar boyunca Özbekistan Respublikası Davlat Komitesi Reisi Azim Ahmet Hocaev ve Türkiye Respublikası İktisadiyot Vaziri Nihat Zeybekçi, investisyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoya qilish to'g'risida hukumatlararo bitimni imzolaydilar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi arasında işbirliğine ilişkin mutabakat saptı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov. Özbekistan Respublikası Taşkı İşler Vaziri Abdulaziz Kamilov ve Türkiye Respublikası Taşkı İşler Vaziri Mevlüt Çavuşoğlu, O'zbekiston Respublikasi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bilan Turkiya Respublikasi diplomatiya akademiyasi o'rtasida hamkorlik to'g'risida anglashuv memorandumini imzolaydilar.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki faaliyetleri hakkında anlaşma. İmzacılar: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov. Özbekistan Respublikası Taşkı İşler Vaziri Abdulaziz Kamilov ve Türkiye Respublikası Başvaziri Orunbasarı Hakan Çavuşoğlu, Özbekistan Respublikası'da Türkiye Hamkorlik ve Muvafıklaştırış Agentliği faaliyeti doğrusida hükümetlararo bitimni imzalaydılar. Ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanacak ortak açıklama. Özbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Cenabı Alileri ve Türkiye Respublikası Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Cenabı Alileri iki memleket rahbarlarının koşma bayanatını imzalaydılar. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın açıklaması için Sayın Cumhurbaşkanlarının kürsü teşriflerini arz ederim. İmzalaş marosimi yakunlandı. Davlat rahbarlarının ommaviy axborot vositalariga murojaatlari bo'ladi. Değerli kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer heyet üyeleri, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Muhterem biraderim, Cenab Prezident, muhterem delegasyon üyeleri, kıymetli matbuat hadimleri. Can Özbekistan'ın Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev, sizlerin huzurunda kendilerine bir kez daha ülkemize, başkentimize hoş geldiniz diyorum. Can Özbekistan'ın Cenab-ı Prezidenti Aziz kardeşim Şavkat Mirziyoyev'in yine bir bar sizlerin huzurunuzda hoş gelip sendeyim. Zatı devletlerini ve heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Prensit canobları ve heyet delegasyon üyelerini ülkemizde mihman kılıçtan
juda ham baxtiyorman. Tabii bu ziyaretin önemi özellikle 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir. Ushbu ziyoratning O'zbekistonga ulkamizga 20 yil tanaffusdan keyin amalga oshishi katta ahamiyat kasb etadi. Bu bakımdan bizim için son derece anlamlı ve önemlidir. Bu cihatta ushbu ziyorat biz uchun juda ma'noli va ahamiyatlidir. Değerli dostum Mirziyoyev ile önce baş başa daha sonra heyetler arası görüşmelerimizi yaptık ve iki ülke arasındaki bu kapsamlı görüşme çok çok verimli geçti. Muhterem dostum Mirziyoyev bilan avval o'zaro, ortidan heyetler ara uchrashuvlar amalga oshirdik. O'zaro uchrashuvlarimiz juda foydali bo'lib o'tdi. Ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Uchrashuvda iqtisodiyot, müdafaa sanatı, sağlık saklaş, kışlak kocalık, talim, terbiye, madaniyat ve juda ko'p sohada hamkorlik imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Tabii Özbekistan Orta Asya'da 31,5 milyon nüfusu çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla her açıdan stratejik bir ülke. Özbekistan Orta Asya'da 31,5 milyon ahalisi bilen juda boy yerasti ve yerüstü boylukları bilen her cihattan stratejik bir ülke hesablanadı. Dünyanın en büyük 7. doğalgaz, 4. uranyum, 6. pamuk üreticisi ve 2. büyük pamuk ihracatçısı konumundadır. Dünyanın en yirik 7. tabii gaz, 4. uranyum, 6. paxta işlep çıkarıcı ve 2. yirik paxta eksportçısı vaziyatıdadır. Bu tabloya rağmen ekonomik ve ticari ilişkilerimizin arzu ettiğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. Bunga qaramasdan iqtisodiy savdo aloqalarimiz arzu etilgan saviyada bosqichda bo'lmaganiga guvoh bo'lamiz. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılında 1,2 milyar dolar civarındaydı. O'zaro ticaret hacmi 2016 yılı 1,2 milyar dolar atrofida. Hamdolsun bu yılın ilk 8 ayında 900 milyon doları aştık. Xudoga shukr, bu yilning ilk dastlabki 8 oyda 9 milyon dollarga ko'tarildi. İnşallah bu rakamları kısa zamanda yukarılara çekeceğiz. Xudo xohlasa, qisqa muddatda ushbu rakamlarni yukarı seviyelerge ko'taramiz. Bu noktada ikimizde de iş adamlarımızda da kararlılığı görüyorum. Bu mavzuda iki ülkenin iş adamları ve biz hem kolla kuvvetlayımız. İş adamlarımıza desteğimiz tamdır. İşbirlikçilerimizge himayemiz toluktur. Değerli kardeşim liderliğinde Özbekistan şu anda çok kararlı bir yürüyüşle ciddi yatırımlara adım atıyor. Muhterem biraderimin kararlı faaliyetleri bilen juda muhim loyihalarga qadam tashlamoqda. Biz de tüm tecrübemiz ve imkanlarımızla kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Biz ham barcha tajribalarimiz bilan O'zbek birodarlarimizning yonida ekanimizni izhor etaman. Türkiye bilhassa bildiğiniz gibi müteahhitlik alanında dünyada ikinci sırada çok önemli bir konum teşkil ediyor. Türkiye hususan pudratçilik sahasında ciddi bir tecrübe ve dünya kolamında meşhurdur. Bu alandaki tecrübelerimizi Özbekistan'la paylaşmayı hedefliyoruz. Bu sahadaki tecrübelerimizi Özbek biraderlerimiz bilen bahamlaşmamız. Yarın İstanbul'da düzenlenecek Türk-Özbek İş Forumu'nun da her açıdan verimli ve bereketli geçeceğine inanıyorum. Ertaga İstanbul'da bo'lib o'tadigan Türk İş Forumu, Business Forumu'da her cihattan unumlu, faydalı, bereketli bo'lib o'tishiga ishonchim komil.
Görüşmede ele aldığımız en önemli konulardan bir tanesi de kültür ve turizm. Uçraşularımızda muhakkime kılgen başka bir muhim mavzu turizm sektördeki hemkarlıkını ruvajlantırış meselesiydi. Özellikle turizm noktasında tabii ki Taşkent, Semerkant, Buhara buralar bizim için çok çok büyük önem arz ediyor. Hususan Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Xiva bu yerler madeniyet cihatından ve juda muhim şehirler hesaplanadı. Özbekistan bu medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Özbekistan şu madeniyet şehirlerinin mezbanıdır. Bu kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil tüm Türk dünyasında, İslam dünyasında anlamlı bir yeri var. Bu kadim şehirlerin fakat yine ülkemizde yemez. Bütün Türk alamında ve İslam alamında katta ahmiyet değil. Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bunu başaracağız. Turizm sahasındaki müşterek layıklar biz bilen bunu elbette ki amel göstereceğiz. Hatta değerli kardeşimin de bana ifade ettiği gibi orada kayak turizmine yönelik olarak da dev bir projeyi inşallah bir Türk müteahhidiyle hayata geçireceğiz. Canan biraderini aytgandek Özbekistan'da Çangı merkezini ham bu yerde biz kurmakçımız. Burada tabii ayrıca bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yerde yine sizge bir hoş haber lik vermakçım. Türk Hava Yolları inşallah 16 Mart tarihinden itibaren İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak. Türk Hava Yolları Huda Haklasa 16. Mart'tan itibaren İstanbul'dan Semerkant'a adattaki uçuşlarını, reislerini amel gösterdi. Böylece her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı birbiriyle kaynaşma fırsatını bulacaktır. Şimdi kılıp her iki birader cemiyet öz arasında alakalarını yine hem yukarı baskışlarına götürdü. Değerli basın mensupları, görüşmemizde bölgesel gelişmeleri de inceleme, fikir teatisinde bulunma imkanımız oldu. Muhterem matbuat kadımları, uçraşımızda mintakavi terakkiyatlar, özgarışlar hakkında fikir almıştık. Uluslararası forumlarda işbirliğimizi geliştirme imkanları üzerinde durduk. Halkara forumlarda hemkarlıkını ruvajlantırış imkaniyatları, salahiyatları üstüden toktalık ettik. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiride de geleceğe yönelik somut planlarımızı ortaya koyduk. Bugün kabul kılınan müşterek bildirişten gelecekte karatılgan anlık rejelerimizi malum kıldık. Malum 22 anlaşmayı imzaladık. Yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalanmak suretiyle 26 anlaşmayla çok çok önemli bir çıkışı bu ziyaretle hayata geçiriyoruz. Malum bölgende 22 anlaşım memorandumunu bu yerde imzaladık. 4 anlaşım memorandumu yerdeki İstanbul'da imzalandı. Şunda kılıp katta bir layıkaya imza koyduk. Özellikle kamu personelinin eğitimi, mühendislik, tıp gibi alanlar başta olmak üzere eğitim ve burslar noktasında atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatımız oldu. Aynısı devlet kadımlarının talimi terbiyesi, mühendislik, incinyerlik, tıbbiyat gibi sahalarda talim ve burs mavzusunda taşlanadıkken kademlerini korup çıktık. Türk İslam medeniyetinin iki kadim havzasından birbirinden daha çok istifade etmesinin yollarını nasıl buluruz? Bunun üzerinde durduk. Türk İslam medeniyetinin iki kadim havzasının birbirinden yine koprak kendi faydalanış yollarını topuşumuz gerek. Tüm bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan ile işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik.
Barcha vazirlik va tashkilotlarimizga O'zbekiston bilan hamkorlikni har sohada rivojlantirish jihatida topshiriq berdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da olmasından dolayı gerçekten çok çok mutluyum. Aynı iradenin Özbekistan tomonida bo'lishi bizni juda baxtiyor qildi. İnşallah İmam Buhari Enstitüsü arzumuzdu. Aynı şekilde İmam Maturidi Enstitüsü arzumuzdu. Bu konularda aramızdaki ittifak bizleri çok çok daha güçlü kıldı. Bundan taşkari İmam Buhari, İmam Maturidi Enstitütleri ve Maus'ta gelişige bağırdık. Bu ama elbette bizi juda kursan kıldı. Tabii Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki işbirliğinin gelişmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Orta Asya Respublikalar ortasındaki hamkorlikning rivojlantirishini chin yurakdan himoya qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi dirlik olmanın, güçlü olmanın anahtarı birlik olmaktadır. Her vaqt aytganimdek, birdamlik bo'lishning, kuchli bo'lishning yagona yo'li birlikdir. Bu yönde atılan her adım kıymetlidir, değerlidir. Bu cihatta taşlanan her kadem juda muhim ve kıymetlidir. Değerli kardeşim Mirziyev'in özellikle komşularıyla olan dostluk ilişkilerini geliştirme gayretlerini bizler de canı gönülden destekliyoruz. Muhterem kardeşim Mirziyev'in komşuları ile hamkorlikni rivojlantirish sa'y harakatini çin yürekten kollap kuvvetlayınız. Şimdi şiire geçiyorum. Yalnız orayı dikkatle tercüme et. Ha. Tamam. Cumhurbaşkanı. Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un o güzel ifadesiyle. Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un bu güzel ifadesi bilen. Muzaffer ol, galip ol, güçlü ol. Muzaffer bolgin, galip bolgin, güçlü bolgin. Dostun, yarın ve kardeşinle. Dostun, yarın, kardeşin bilen. Asırlar boyunca. Asırlar boylap. Asırlarının silsilesi de. Baki kalsın köşkün senin. Baki turgay köşkün senin. Ulu insanlık aleminde. Ulu beşer ailesinden. Biz de Özbekistan'ın dostu, kardeşi, karındaşı olarak her açıdan güçlü kalmasını arzu ediyoruz. Biz hem Özbekistan'ın dostu, biraderi, karındaş sıfatta her cihattan güçlü buluşunu elbette ki arzu kılamız. Aziz kardeşim, değerli kardeşim, Mirziyev'in bu tarihi ziyaretinin iki ülke arasındaki kaderdaşlığı daha da pekiştirmesini Allah'tan diliyorum. Aziz kardeşim, muhterem biraderim, Mirziyev'in bu tarihi ziyaretini iki ülke arasındaki biraderlikini yine hem müstahkemleştirdi. Bu düşüncelerle değerli kardeşime ve tüm heyet üyelerine, ülkemize, başkentimize ve güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Yine bir bor bu düşünce bilen Canap Prezident'e ve delegasyon azalarına yine bir bor ülkemize hoş gelipsiz değil mi? Muhterem Prezident Canap Alileri, hürmetli ammavi ahbarat vasıtaları vakilleri. Avalambar kardeş Türk zeminide Özbekistan Respublikası delegasiyasiga ko'rsatilayotgan mana shunday hurmat va ehtirom uchun, mehmon do'stlik uchun Turkiya prezidenti qadirdon do'stim Recep Tayyip Erdogan janob oliylari va Turkiya hukumatiga o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Değerli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ekselansları, sayın basın mensupları, ilk önce kardeş Türk topraklarında Özbekistan Cumhuriyeti heyetine
sergilenmekte olan saygı, itibar, samimi misafirperverlik için değerli dostum, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ekselansları ve Türkiye hükümetine şükranlarımı sunuyorum. Közlerimizden görünüp durdu ki 20 yıllık mana şu tenaffus biz birbirimizni juda sog'inganimiz ve mana şu dostum hurmatli Türkiye prezidenti bilan mana shunday suhbat qilishimiz birbirimizni yarım sözden emez, gapirmasdan gözümüz bilan tushunishimiz bu ko'p narsaga ma'no va zamin beriladi. Bu 20 senelik ara gözlerimizden de zaten görülüyordur. Birbirimizi ne kadar özlediğimizi gösteriyor. Hiçbir şey telaffuz etmeden gözlerden birbirimizi anlamakta olduğumuz zaten çok şeyi göstermektedir. Fırsattan faydalanıp yakın günlerde nişanlanayotgan Türkiye'nin milli bayramı, Respublika ilan kılıngan kun bilen sizlerini, Prezident Canap Alileri hem de bütün Türkiye halkının Çin yurakdan tabriklap özümünün en ezgü tilaklarımını bildirişke ruhsat etkaysız. Fırsattan istifade ederek önümüzdeki günlerde kutlanacak Türkiye'nin milli şenliği, Cumhuriyet tesis edildiği günün vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanı sizi ve tüm Türk halkını canı gönülden kutlamak ve en iyi dileklerimi sunmak için müsaadenizi istiyorum. Türkiye Respublikası Prezidenti Kadırdan dostum Canap Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti delegasyası bilen o'tkazilgan müzakaralarımız halklarımız ortasındaki azali dostlik ve kardeşlik ananalariga mos holda açık ve samarali ruhda o'tdi. Türkiye Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti heyeti ile yapılan müzakerelerimiz, temaslarımız, halklarımız arasındaki kadim dostluk ve kardeşlik geleneklerine uygun şekilde açık ve çok verimli ruhta geçmiştir. Müzakereler devamında siyasi, diplomatik, savdo iqtisodiy, sarmoyaviy, sayyohlik, logistika, madaniy, gumanitar ve başka sahalarda iki tamamlama münasebetler atroflicha chuqur ve mazmunli muhokama qilindi. Temaslarımızın devamında siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırım, turizm, lojistik, kültürel, insani ve diğer alanlarda ikili ilişkiler derin ve köklü olarak müzakere edilmiştir. Müzakereler ekseriyet, dolzarb mintaqaviy ve xalqaro muammolar, shuningdek Birleşken Milletler Teşkilatı, İslam Hamkorlik Teşkilatı doirasida aloqalarini mustahkamlash bo'yicha yondashuvlarni o'xshash ve müşterek ekanini ko'rsatdi. Müzakereler birçok güncel, bölgesel ve uluslararası sorunlarda, keza Birleşmiş Milletler ve İİT çevresindeki ilişkilerin pekişmesi alanında yaklaşımlarımızın benzer ve müşterek olduğunu göstermiştir. Müzakereler yakında keng ko'lamli hamkorligimizni yangi, en katta mana shu strategik bosqichga ko'tarishga zamin yaratilgani qo'shma bayonot imzolandi. Bu tariximizda birinchi marta mana shunday yo'nalish va mana shunday zamin yaratilishi. Temaslarımızın sonunda geniş kapsamlı ilişkilerimizin yeni stratejik aşamaya çıkartılmasına taban oluşturacak ortak bildiri imzalanmıştır. Bu tarihi olaydır. İki memleket vazirlik idoralari o'rtasida iqtisodiyot, savdo sotiq, transport logistika, sanoat, ilm fan, ta'lim, turizm va boshqa sohalardagi aloqalarni mana o'zlaring ko'rdilaring, mana 21 ta hujjatga qo'l qo'yildi. Mana hurmatli prezidentimiz aytganlaridek ertaga Istanbulda ham qo'l qo'yiladi. Ertaga o'zbek turk forumi bo'ladi Istanbulda. Unda ham katta 3.5 milliard dollarlik biz mana shu hajmdagi 35 ta loyihaga ertaga qo'l qo'yamiz. İki ülke bakanlık kurum kuruluşları arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, lojistik, sanayi, bilim, eğitim, turizm ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine ait 21 tane belge imzalanmıştır. Bugün gördünüz, 21 tanesi bugün burada, yarın İstanbul'da imzalanacak belgeler var. İş forumu düzenlenecek. İş forumunda 3,5 milyar doları tutarında 35 tane projenin gerçekleştirilmesi konusunda belgeler imzalanması planlanmaktadır.
Albatta Türk tadbirkorlari va mutaxassislarining O'zbekistonga jalb etishda viza masalasida yengilliklar yaratish muhim o'rin tutadi. Bu borada biz yaqinda alohida qaror qabul qildik. Unga ko'ra Türk tadbirkorlari uchun 1 yilga mo'ljallangan ko'p martalik kirish vizalari bor yo'g'i 3 kunda beriladi. Turkiyalik turistlar uchun esa bunday vizalar 1 oyga beriladi. Albatta bu mana ommaviy axborot vositalari bilish kerak. Bu katta ishimizni boshlanishi. İnşallah Xudo xolasa shu kunlar keladiki bu viza degan narsa albatta ikkita bunday do'st, birodar xalq orasida bo'lish mumkin emas u. Shunga biz albatta harakat qilamiz. Albatta Türk girişimcileri ve uzmanlarının Özbekistan'a çekilmesinde viza konularında kolaylıklar tesis edilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda biz bugünlerde ayrı bir karar kabul ettik. Ona göre Türk iş adamları için 1 senelik müteaddit çok girişli vizeler 3 gün içinde verilecektir. Türkiye'li turistler için bu tür vizeler 1 aylık süreye verilecektir. Tabii basın mensuplarının bu konudan haberdar olmaları lazım. Kardeş ve dost ülkeler arasında vize konuları olmaması gerekiyor. Aşama aşama bu konuya da geleceğiz. Hazır bana bizim münasebetlerimizi koruyapsılar. Bizim münasebetlerimizi korup albatta bugün bana Türk tadbirkarları, Özbekistan tadbirkarları bugün yerde yeşlediler. Albatta bu hazırge niyat kigen bizde şu marramız biz bana 9 ayda ettik ki 29% savda satış arttı dedik. Bu cüda az. Eğer Xudo xolasa şu narsalar amalga oshsa bu 1-2 milyard, 3 milyard hiç gap bo'lmaydi. Biz katta katta marra qilishimiz kerak. 5-6 milyardlarga men marra qilyapman va shu kunlarga albatta yetib boramiz. Bugün burada konuştuklarımızı yarın öbürsü gün iş adamları elbette duyacak. Biz içeride konuştuk. 9 ayda ticari hacim %29 artış sergilemiştir. Bu az tabii. 2-3 milyar aslında mümkünse 5-6 milyarda artırmak istiyoruz. Amacımız bu ve biz bu amaca doğru gideceğiz. Şunun için bana biz hazır ki kol koyganlarda halkara yolcu ve yük avtomobiller katnavı koşma yükleri taşış hakkıdaki bitimler kol koyuldu. Bana turizm boyunca katta katta masallar kol koyuldu. Ziyaret turizmi boyunca biz katta işlerde başlaştı, kelişi aldık. Milli avya kampanyamızdı. Mana katta katta biz Türk avia kompaniyalarida O'zbekiston avia kompaniyasini strategik sherikchilik bo'yicha imzo qo'l qo'ydik. Mana hurmatli prezidentimiz aytganlaridek Samarqand Istanbul reys ochiladi. Agar ikkita kompaniya rahbari birinchi bu yerda o'tirgan axborot vositalari rahbarlari bepul yuboramiz deb sizlar qo'l qo'ysa bugun va'da bersalaring birinchi bular borib kelsa Samarqand bilan Buxoroga keyin yo'l ochiladi va mana shu tezroq uni martga cho'zib nima qilasizlar buni shu aprel oktyabr noyabrda tezlashtirish kerak o'rtoq Ruziqulov nima masala bor ayt bu axborot vosita xodimlarini O'zbekistondagi bepul taklif qilaman bir 3 kun bir hafta mehmon qilaman deb va'da ber Sayın basın mensupları, ben düşünüyorum böyle fikirlerimiz var. Uluslararası yolcu, taşımacılık, hava yollarında bir sürü belgeler imzalandı. Türk Hava Yolları, Özbek Hava Yolları stratejik ortak olmak üzerinde belgeler imzaladılar. Eğer burada yöneticiler burada deseler ki basın mensuplarını ücretsiz olarak yollayacağız Özbekistan'a, gitsinler dolaşsınlar, yolcu çoğalacak. Kalk Ruziqulov sen de vaat et burada herkesin yanında basın mensuplarını yollayacağım ücretsiz Özbekistan'a de. Bunlar duysun beni duysunlar memnun olsunlar. Hadi sen de söyle bakalım. Sanam tur sanam vaada ber. Türk matbuat vakillerine Tekin'e Özbekistan'a o barıp op geliş mecburiyetini o zimmemge olamam. Şunun için fakat İstanbul emas, İstanbul fakat Samarqand emas, Buxoro, Konya, Bursa, köp Xiva şehirlerimiz var. Ona şu bizde mavuleman katta işimizde başlanmış. Biz xavfsizlik masalaları Afganistan'da tinchlik ve barqarorlikka erişiş haqida har tomonlama keng fikirlashib aldık. Mana şu Birleşken Milletler Teşkilatı bu arada
Ben öyleyim ben şu biz maruzamızda Afganistan doğrusunda yapırken yaplarımızdı. Türkiye rehberiyatı bizde teşebbüslerimizdi. Kollab kuvvetlegen için biz teşekkür bildiremiz. Sadece Semerkant değil, Bukhara, Hiva şehirlerimiz var. Orayı da düşünmek lazım, geliştirmek lazım. Biz öteki konulardan konuşacak olursam güvenlik konularını, özellikle Afganistan'da barış ve istikrar konusunda çeşitli mutabakatlara vardık. Bizim bu konudaki yaklaşımımıza Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek gördüğümüz için teşekkür etmek istiyorum. O'tkazilgan suhbat va muzokaralar davomida Samarqandda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini barpo etish hamda Toshkentda tashkil etilgan Islom sivilizatsiya markazini infrastrukturalari yaratish bo'yicha ham hamkorlik yo'nalishlarini belgilab oldik. Yapılan temaslar neticesinde Semerkant'ta İmam Buhari Uluslararası İlmi Araştırma Merkezi'nin tesis edilmesi ve Taşkent'te İslam Medeniyetleri Merkezi altyapılarının tesis edilmesi konusunda da mutabakatlara vardık. Muhterem hanımlar ve canaplar, biz Türkiye Respublikası'nı dünyada ülken siyasi, iktisadi ve harbi salahiyatka halkara maydanda yüksek obro itibarga ege bulgen memleket sıfatta kabul kılamız. Türkiye biz uchun xalqaro maydondagi ishonchli va muhim sherik ekanini alohida qadrlaymiz. Sayın bayanlar ve baylar, biz Türkiye Cumhuriyeti'ni cihanda büyük siyasi, ekonomik ve askeri potansiyele, uluslararası platformda ise yüksek itibara sahip olan ülke olarak kabul ediyoruz. Türkiye bizim için uluslararası platformda güvenilir ve önemli partner olduğunun altını ayrıyetten çizmek istiyorum. Biz kardeş halklarımız ravnakı, tinçligi ve faravanlı yolunda ananavi dostlik, keng kamravlı hamda uzak müddetke mülcellengen hamkarlığının her tamamlama rivojlantirish uchun bor kuch ve imkoniyatlarımızı safarbar etişke tayyormiz. Biz kardeş halklarımızın refahı, barışı yolunda geleneksel dostluk, geniş kapsamlı ve uzun vadeli işbirliğinin her yönden geliştirilmesi için tüm gücümüzü ve olanaklarımızı seferber etmeye hazırız. Fırsattan faydalanıp kadirli dostum, Prezident Recep Tayyip Erdoğan Janob Olilarini samimi mehmon dostlik ve izzat ikram için yana bir bor chuqur tashakkurimni bildiraman. O'z navbatida Turkiya'nın muhtaram prezidentini o'zlari uchun qulay fursatda O'zbekistonga davlat tashrifini amalga oshirishga taklif qilaman. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ekselanslarını sergilenen misafirperverlik için canı gönülden teşekkür etmekle beraber kendileri için uygun bir fırsatta Özbekistan'a devlet ziyareti gerçekleştirmelerini davet ediyorum. Sözümün yakınında dünya halkları arasında münasip o'rin ve mavqeye ega bo'lgan ko'pni ko'rgan qardosh turk xalqiga samimi hurmat va ehtiromni bildirib, go'zal yurtingizga ravnaq va farovonlik tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sözümün nihayesinde dünya halkları arasında kendine özgü yeri olan ve itibarı olan, çok şeyleri görmüş yaşamış kardeş Türk halkına samimi saygı ve itibarımı sunuyorum. Güzel yurdunuza refah ve sonsuza dek gelişme dileklerimi sunuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz de itibarlarınız için rahmet diliyoruz. İtibarınız için rahmet diliyorum.